Taşlar haline getiriliyor, toz haline getiriliyor. Sonra asitle muamele ediliyor. Asitle muamele edilirken sulanıyor. Tekrar bir yüksek ısı ve 3000 derecelik ısı ve yüksek bakım altında toz haline getiriliyor. İleri agresif kanser, prostat kanseri. Bu da normal prostat kanseri. Bu da normal hücre öldürüyor. Normal prostat kanserini de öldürüyor. Ve buradaki hani bizim apoptoz dediğimiz hücre. Bunu biz belli oranda sulandırıyoruz. Saf olarak bir kullandığımız oldu. Saf olarak zaten çok etkili. Saf konsantrasyonları deney hayvanlarında çok etkili bulundu. Ama yani zararlı etkileri saptanmadı. Ama inşallah faz deneylerini inşallah başarılı bir şekilde geçeceğiz. Geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hayvan çalışmaları olumlu. Bir de antibakteriyel, antiviral, antifungal etkinlikleri var. Onlar da saptandı. Hem bakterileri, mikropları öldürüyor, hem fungusları öldürüyor. Hem de antibiyotik etkisi var. Güzel ürün üretiyor ve şu ana kadar kendisinin ürettiği ürünlerden birçok... Evet, biz bunu çok değerli iş adamı Faruk Durkan Bey ile beraber şey yaptık, çalışmaya başladık. Kendisi bu taş suyunu özel taşları toplayarak üretti ve bize bunun nasıl etkileri olduğunu, olabileceğini araştırmamızı önerdi. Biz de aldık bunu hem kendi üniversitemizde hem de başka üniversitelerde, 2-3 üniversitede hatta denedik. Ön çalışmalarını yaptık. Ön çalışmalarda akciğer kanseri üzerine çok etkili bulduk. Bunu biraz daha derinleştirelim istedik. Hücre kültürü ortamında prostat, ileri prostat kanseri hücrelerinde bu taş suyunun belli dilüsyonlarını, yani sulandırılmalarını çalıştık. Hem normal prostat kanseri hücrelerinde hem de ileri agresif prostat kanseri hücrelerinde gerçekten çok ileri düzeyde etkili olduğunu gördük. Bunun sevinçli tarafı da şu, Balıkesir Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde başka çalışmalar yapıldı bununla ilgili. Hayvan deneylerinde hayvanlara toksik olmadığı, yani hayvan dokularına zarar vermediği görüldüğü için bizim in vitro olarak hücre kültüründe kanser hücrelerindeki etkilerine baktığımızda olumlu sonuç almamız, yani kanseri önlediğini görmemiz gerçekten ülkemiz adına iyi bir haber bu. Acaba kanserle mücadelede yeni ve etkili bir buluş mu bu? Bunu daha da detaylandıracağız, daha derin süreç yolak çalışmalarına gireceğiz. Ama ilk etapta gerçekten kanser hücrelerini öldürdüğünü ve bunu hangi yolla öldürdüğünü saptamış bulunmaktayız. Bu nasıl bir taş? Evet, kullanılan taşlar ülkemizin hemen hemen her yerinde var. Tabii her taş değil, özelliği olan taşlar bunlar. Kalsiyum karbonat oranı yüksek olan taşlar bunlar. Bu taşlar Faruk Durkan Bey'in ve ekibinin özellikle belirlediği ve onların kullandığı yöntemle su haline getiriliyor.
özel yöntemler kullanılıyor. Bu bir patentli bir çalışma. Zannedersem patent başvurusu yapıldı. Ve dünyada ilk. Ve dünyada yine ilk bizim çalışmamızda bunun antikanser etkileri oldu, saptandı. Tabii insan aşamasına geçmek gerekiyor. İnsan aşaması faz deneyleri var ve 4 tane faz deneyi var. Bu 4 faz deneyinin aşılması çok zor değil. Çünkü insana zarar verecek bilinen herhangi bir madde yok bizim suyun içerisinde. Sadece belli mineral konsantrasyonları olan bir su. Ve hayvan deneylerinde de dokulara, organlara veya herhangi bir sisteme zarar vermedi, saptandığı için biz bu faz aşamalarını normal ilaçlara oranla daha hızlı geçeceğimizi düşünüyorum. Çok umutluyuz gerçekten. Heyecan verici bir şey. Çünkü biz gerçekten kanser tedavisinde çok büyük paralar harcayan bir ülkeyiz. Sağlık harcamaları çok büyük olan bir ülkeyiz. Ve mevcut kanser ilaçları hastaları kurtarmıyor. Yani semptomatik kalıyorlar. Sadece semptomları azaltma yöneliktir. Terapötik değildir. Yani iyileştirmiyorlar. Hastalığı ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla çok büyük paralar harcanıyor bir insanın tedavisi için. Hastanın çektiği ızdırabın yanı sıra ülkenin harcadığı paralar da çok büyük. Biz bunu akut bir şekilde çözebilirsek, çok ucuz bir maddeyle, bir ilaçla bunu önleyebilirsek ülkemize ekonomik anlamda çok şey katacaktır. O paralar çok daha iyi, yararlı yerlere harcanabilecektir.